10 ülke ocakları eski genel başkanı olarak ülkücü tavrımız gereği referandumda hayır diyeceğiz. Ülke ocaklarının eski genel başkanları referandumda hayır diyeceklerini açıkladı. Eski başkanlar adına ortak açıklamayı, başkanlık tartışmaları sebebiyle MHP'de genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden milletvekili Atilla Kaya yaptı. Yürütme tek adamın elinde olsun istiyorlar. Bu tek adam tarafsız olmasın, partisinin başında bulunsun ve yasamayı da o belirlesin istiyorlar. Bu tek adam dilediğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedebilsin istiyorlar. Kaya, başkanlık sisteminin Türk tipi diye sunulmasına tepki gösterdi, açılım sürecini hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi. Ömürlerini Türklük davasına adamış olan bizler, Türk tipi olmanın ne demek olduğunu, Türk milletini 36 parçaya ayıran ve Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almakla övünen birinden öğrenecek değiliz. Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yaparak oy istemesine de tepki gösterdi Atilla Kaya. Ellerine bozkurtu, dillerine Türklüğü yakıştıramıyoruz diye konuştu. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldığını söyleyebilecek tiynetteki birinin biz milliyetperveriz diyebilmesi, sadece başkanlık sevdası uğruna her tür değeri istismar etmekten çekinmeyeceğini gösterir. Başka bir şeyi değil. Böylelerinin ne diline Türklüğü ne eline bozkurtu yakıştıracak saflıkta değiliz. Ülke ocakları başkanları sahaya da inecek, hayır çıkarmak için çalışacak. Hedefleri ise AKP seçmeni. MHP'li seçmenle sınırlı kalmıyoruz. Zira MHP'li seçmenin tamamına yakını, bugün gelen sonuç, elimizdeki sonuçlar %80'inin böyle hayırdan yana kararını netleştirdiğini ortaya koyuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan seçmen üzerinde daha çok çalışmamız gerekiyor. O yüzden AKP'nin oy deposu olan illerde çalışmalar yürüteceğiz.